İyi günler, ben tüketici kredisi için arıyorum. Evet, hani gazetede ilanınız var ya. Arayın, sorgusuz sualsiz kredinizi alın. Evet. Hayır, oturduğum ev bana ait değil. Arabam da yok. Hayır, kefilim de yok. Hayır. 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 Alo? Adama bak, yüzüme kapattı ya. Böyle sürekli hayır dersen bütün adamları kaçırırız. Yiğit, ben para bulmaya çalışıyordum. O zaman asla hayır dememelisin. Ya şu su faturasına bak ya. Söyle, geçen ay hanginiz yıkandı? Biz bu faturayı ödeyeceğiz. Bir de ondan sonra kirayı ödeyeceğiz, öyle mi? Ay. İnşallah Hüsnü amca yeni yıl zammı yapmaz. Zeynep, sular idaresi fatura göndermeyi unutabilir. Elektrik idaresi de fatura göndermeyi unutabilir. Ama Hüsnü amca asla zam yapmayı unutmaz. Bari bizi bu idare etse. Para buldum, para buldum. Ciddi misin? Evet. İnanmıyorum sana bu kadar. Tam da ihtiyacımız olan zam oldu. Aferin. Ne kadar, ne kadar? Tam 1 lira yatağımın altında. Buket'im, bize bunlardan en az 500 tane lazım. Ha, tamam, ben hemen yatağın altına bakayım. Belki gözümden kaçmıştır, tamam mı? 599. Kesin Üstü amca. Kesin. Üstü amca, bu ne güzel sürpriz. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Zam rüzgarı. Malum ya çocuklar, Kuzeydoğu'dan esen rüzgara Poyraz derler, Güneydoğu'dan esenine keşişleme. Böyle yılbaşlarında alt kattan esen hafif rüzgara da kiraya zam rüzgarı denir. Çok direkt girdiniz konuya Hüsnü amca. Evet, biraz ani oldu Zeynep kızım. Yani hal hatır bile sormadan. Ya? Ya, kiranızı 600 milyon yaptım, hayırlı olsun. Sağ olun, biz de çok iyiyiz. Siz ne? Hemen tahsil edebilir miyim? Çocuklar, ben pek sayamadım ama eksik mi ney? Hüsnü amca, işin doğrusu şu. Biz kiranın 1/3'ünü denkleştirebildik. Şimdi Zeynep'ciğim, çocuklar, işin doğrusu şu. Siz kiranın 1/3'ünü denkleştirdiyseniz ancak benim 1/3'ümü mutlu edersiniz. Şimdi Hüsnü amcacığım, denkleştirmeye çalışıyoruz biz şimdi muhtemelen. Buket, hazır mı paranın geri kalan 499'a dedi? Hayır. Üstün Özlük, o 1 lirayı da kaybettim. Evet, anlaşıldı. Sizin paranız yok bu durumda. Hüsnü amca, bizi birazcık idare etseniz. Yavrum, etmedim mi Zeynep'im? Bak, elimi açtım. 30 saniye bekledim. Sabrın da bir sınırı var artık, değil mi ya? Amca, bizi kapının önüne koymayacaksınız, değil mi? Yavrum Buket'cim, tabii sizi kapının önüne koymayacağım. Siz kocaman kocaman insanlarsınız. Kendiniz hazırlanırsınız, eşyalarınızı toplarsınız, kapının önüne çıkarsınız. Aman çocuklar, siz de amma ciddiye almışsınız. Sizin gözünüzü korkutmak için yapmıştır. Yoksa öyle şey yapar mı Hüsnü? Sizi ne kadar sevdiğini ben bilirim. Nasıl bir sevmek bu Perihan Hanım? İnsan sevdiğine %20 kira zam mı yapar mı? Yani benim için mevzu değil. Ben pantolonumun çakmak cebine sıkışmış paralarla öderim ama arkadaşlar için üzülüyorum. Serdar Bey, o zaman o çakmak cebinize sıkışmış paralardan bize de biraz borç verseniz. Şimdi. Şimdi Zeynep Hanım, ben çok uğraştım. Pek sıkışmışlar. Çıkmıyorlar öyle. Canım, endişelenmeyin diyorum. Hüsnü'nün öyle bir birikliği üstündeydi dün. Esti savurdu herkese. O çoktan unutmuştur. Ha. Şimdi aşağıda horul horul uyuyordur. Ne kira aklındadır ne zam. Hadi gene bugün iyisiniz. Gönlüm el vermedi. Dedim şimdi çocukların eşyalarını koyacak kolleri yoktur. Gittim. Aldım getirdim. Kelebek, sen de şu kartonu cama yapıştırıver. Hadi kolay gelsin. Eyvah, durum ciddi galiba. Son 5 senedir üstünün 2 şey üzerinde yazı yazdığını gördüm. Bir, sevdiği yemeklerin listesi, bir de banka hesap cüzdanlarının numarası. Bu 3.'sü. Perihan teyze,
Ne yapmamızı öneriyorsunuz? Vallahi kırılacak eşyaları ayrı ayrı kolyeye, gazetelere sararak koymanızı öneririm. Ya Perihan Hanım, biz bu 600 milyon kirayı nasıl ödeyeceğiz? Diye soracak şimdi Buket Hanım, öyle değil mi? Doğru. Perihan Hanım teyze, biz bu 600 milyon kirayı nasıl ödeyeceğiz? Bravo. Yani kiraya katkıda bulunacak bir arkadaş bulamaz mısınız bir iki aylığına? Bir sürü arkadaşlarınız var. Aklı başına birini bulursunuz herhalde. Çok mantıklı. Uçuş, sen bir süre bende kalırsın. Hem kirayı da bölüşürüz. Bir de buraya 0 kilometre yeni bir bayan alırız. Kiracı oldurmuş. Hüsnü amca ne der peki bu işe? Siz 600 milyon kirayı denkleştirin. Ben sizi göndermesine izin vermem. Ben burada oldukça siz hiçbir yere gidemezsiniz. Buyurun Nadia Hanım. Ne zaman evi boşaltırlar demiştiniz Hüsnü Bey? Hemen. Hatta siz bir ucundan tutun, ben bir ucundan tutayım. Şu pembe kanepeden başlayalım boşaltmaya. Dediğim gibi benim için önemli olan apartman sakinleri. Ben tutucu bir kadınım. Evet, tutucuyum dediğinize göre bu daireyi tutacaksınız hissine kapılabilir miyim? Apartman sakinlerimiz konusunda hiç merak etmeyin. Hepsi sakin insanlardır. Hele bir Serdar Bey'imiz vardır. Sizden tutucu olmasın, tutucu olduğu kadar da tuttuğunu koparır. Ben size mutfağı göstereyim. Tabii. Buyurun. Bakalım mutfağı tutacak mısınız? Oho, kimse yok mu? Kapıyı açık mı bırakırlar? Vallahi bizim burada böyle hani yeni komşularla kaynaşabilmek için hep bir açık kapı bırakılır. İşte burası, burası çok merkezidir. En önemli özelliği budur. Markete yakın, sinemaya yakın, benim daireme yakın. Neyse, şurası banyo, şurası mutfak, bir de şurası yatak odası mıydı neydi? Bakalım istersen. Önce iki bayan kalıyor demiştiniz değil mi Hüsnü Bey? Evet, iki bayan bir de kelebek. Kelebek mi? Evet, kelebek. Kelebek bu bildiğimiz kelebek. Rengarenk kanatlarıyla böyle pır pır uçar. Şirin, sevimli. Yemin suyunu verirsiniz. Gelip pır 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 şeyini, hortumunu uzatır, emen suyunu. Kimseye bir zarar dokunmaz. Nasıl? Beğendiniz mi? Vallahi hiçbir şey şu anda oturduğum evin yerini tutamaz. Ama eşimi kaybettikten sonra orada yaşamak çok zor. Sapasağlam adamdı. Bir gece ansızın gidiverdi. Ya Allah rahmet eylesin. Ben pek anlayamadım. Beyefendi parmak şıkkından mı gittiler? Huhu! Kimse yok mu? Yasemin'cim gel. İşte yeni evim burası. Tabii beğenirsen. Ben de tam karşı dairede olacağım. Sana daha yakın olabilmek için. Ne kadar? Vallahi sen ne kadar istersen. Yiğit, ben evin kirası ne kadar demiştim. Kira? O kolay ya. Sen yeter ki evi beğen. Vallahi güzel. Banyo burası. Bu taraf. Ben üstümü değişiyorum. Buradan spora gideriz diye düşünmüştüm. Tamam. Ben de o zaman hemen bir şort giyeyim bari. Gelin ben size bir de banyoyu göstereyim. Naciye Hanım, siz hiç merak etmeyin. Bu apartmanın namus bekçisi bizzat benim. Benim haberim olmadan bu apartmana sinek giremez, sinek. Çok iyi, çok iyi. Buyurun. O neyin sesiydi? Bu şeyin sesi. Ne? Tesisatçının sesi. Beni görünce aniden penseye sıkıştırdı şeyini. Parmağını şöyleydi. Sıkıştırınca bağırdı. Ben size yatak odasını göstereyim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bu da bizim tesisatçının çırağının sesi. O da beni görünce aniden çekici vurdu şeyine. Parmağını. Böyle mosmor çocuk. En iyisi ben size bu yatak odasını göstereyim. Burası boş. Allah! Hüsnü Bey!
Serdar Bey. Yiğit. Yiğit. Yasemin. 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 Bu sapık beni gözetliyordu. Ne? Bizi de. Yok valla. Çok ayıp ya. Pes, vallahi pes. Bir dakika Naci Hanım, izah edeyim, tanıştırayım. Bu Serdar Bey, hani tutucu olan. Bu Yiğit, kelebek olan. Bu iki hanım benim için de muamma. Burası da apartman dairesi, yol geçen hanı. Allah Allah. Yok estağfurullah, apartman yol geçiyor, yeni yol yapılıyor. Hadi uçuş, gözün aydın. Yeni kiracımızı buldum. Sizin de gözünüz aydın, yeni kiracımızı buldum. Asıl ben buldum Ucuz. Yeni kiracımız Ece Hanım olacak. Hayır efendim, yeni kiracımız... buyurun efendim, şöyle alayım sizi. Yasemin Hanım, buyurun. Şöyle oturun, buyurun. Ececiğim, sen şöyle iki dakika otur şuraya bir. Konuşacağız galiba. Kızlar müsaadenizle biz Serdar Bey'le mutfakta bir şey konuşacağız. Buyurun Serdar Bey. Geç Uçuş. Yok, önden siz buyurun. Kelebek, önden sen geç. Serdar Bey, siz geçin önden. Uçuşlar önden. Buyurun Serdar Bey. Bakın, biz aklı başında iki insanız. O yüzden de bu meseleyi oturup gayet mantıklı bir şekilde çözebiliriz. Bence de. Ben de diyorum ki... Yasemin Hanım yeni kiracımızdır. Konu kapanmıştır. Hop, uçuş. Ne öyle diye vurarak başlamak konuşmaya? Ben hem böyle diye masaya vurup konuşan kabadayılardan hiç hoşlanmam. Sonra ben de diye masaya vurursam, sonra bir de sen... Sonra... Tam gibi bir şeyler olur. Hiç hoş olmaz. Uçuş. Bakın Serdar Bey. Ben bu evde yaşıyorum ve kiracıyı ben seçerim ha? Uçuş. Sen artık benimle yaşıyorsun. Hem sen eskiden böyle hiçbir şeye bulaşmayan, kendi halinde yaşayan bir uçuş böceğiydin. Şimdi kızlarla yaşaya yaşaya böyle horozlanmaya falan başladın. Allah bilirsen sabahları kalkıp ürü diye de insanları uyandırırız. Serdar Bey, horoz ürü diye ötmez. Bak uçuş, ben dünyanın dört bir yanında horoz sesiyle uyanmış bir adamım. Dünyanın her yerinde horozlar ürü diye öter. Serdar Bey, horoz ürü diye öter. Ürü diye. Ürü. Hanımlar, hiç kusurumuza bakmayın. Biz bir anda Yiğit'le kendimizi çok felsefi bir tartışmanın ortasında buluverdik. Öyle mi? Biz de kendimizi birdenbire Ali Baba'nın çiftliğinde buluverdik. Yiğit'ciğim, istersen biz bu konuda karar vermekte acele etmeyelim. Yani ne de olsa vereceğimiz karar dört tane insanın hayatını etkileyecek bir karar. Haklısınız Serdar Bey. Bence de bu konu üzerinde bayağı düşünmek ve titizlik göstermek lazım. Doğru. Yiğit, çok doğru söylüyorsun. O zaman şöyle yapmalıyız. Yazı, Ece. Burada yaşamayı çok seveceksin. Serdar Bey, olur mu öyle şey canım? Hem yazı geldiğine malum. Bir daha atalım. Tamam, uçuş. Yazı. Merdivenden aşağı iniyor bir. Aa, hoş geldiniz. Durun tahmin edeyim. Sizler yeni kiracı adaylarısınız, öyle değil mi? Ay vallahi sormayın, Hüsnü amcanın yaptığı bu zamdan sonra biz ne yapacağımızı şaşırdık. Yani ne olur ne olmaz diye sabahtan beri ucuz kiralık bir eve bakıyorum. Akrep burcum ne de olsa. Aslında biliyor musunuz, tam bir sokak aşağıda harika bir ev buldum. Hem çok ucuz hem çok güzel. Ama sadece iki kişi sığar. Siz ne burcusunuz bu arada? Başak. Oğlak. Oo, ikiniz de topraksınız. Başak'la Oğlak en iyi anlaşan iki burçtur, biliyor musunuz? Şimdi böyle birbirlerine karşı anlayışlıdırlar, saygılıdırlar. Sonra paylaşmayı da severler. Ay ne kadar şanslısınız ya, böyle birbirinizi bulmuşsunuz. Gerçekten mi? Hı-hı. Ya biz bu delilerle niye uğraşıyoruz? Bak, biz şu aşağı sokaktaki evi tutalım. Hem ucuzmuş, hem iki kişilik, hem belli ki çok iyi anlaşacağız. Bence de. Harika bir fikir. Yasemin nereye? Ece, nereye böyle? Birlikte ev tutmaya. Allah Allah. Ya bu evde kalmak için can atıyorlardı. Ne oldu bunlara ya? Vallahi hiçbir fikrim yok. Of ya, Hüsnü amca bu akşama kadar zaman tanımıştı. Eşyaları toplamak lazım. Bu saatten sonra hayatta kiracı bulamayız. Hani işin kötüsü parayı da bulamadık. Bir de Yiğit, senin inadın yüzünden tam bir kız bir de lira kaybettim. Para mı? Evet, tam 1 lira. Yazı mıydı, kura mıydı? Bugeciğim, biz
bizi arkadaşınla tanıştırmayacak mısın? Ay, evet, uzaktan kuzenim Demet. Demet benim halamın kocasının eniştesi var ya. Eniştesinin yeğeninin kayınbiraderinin. Tamam. Kız kardeşinin. Tamam bu geçin. Tamam. Bunlar da Yiğit, Serdar Bey ve Zeynep. Merhaba. Yok. Boş ver Demet'ciğim. Hem ne demişler, cana geleceğine mala gelsin değil mi? Hadi gel biz botunu taşıyalım. Hadi. Ne oluyor ya? Botunu mu dedi? Botlarını demek istedi herhalde değil mi? Herhalde canım. Canım. Şişme bot olacak değil herhalde. Pardon ama siz bu botla ne yapacaksınız? Yüzme havuzunda kullanacağım. İyi de bizim yüzme havuzumuz yok ki. Küvetiniz de mi yok? O var. O var da şey soracağım. Bunu mu küvetin içine koyacaksın? Küveti mi bunun içine? Ay, İlahi Zeynep. Hadi gel odamıza götürelim. Ay, ay. Böyle, böyle. Ay! Botu odaya koyarız. Sonra da kürekleri alırız. Sakın kıpırdamayın. Ay Zeynep, Zeynep, bu evde de her şey her yerde. Fiş de çıkmış. Kar dikkatlisin Demet. Demet Hanım, kürekler nerede demişsiniz? Ne kadar dikkatsizsiniz. Buket Hanım. Buket, kuzenine kalacağı odayı göstersene. Hatta bir sürü orada kalın ha. Olur, hadi gel Demet. Aa Buket, resim çerçevesi yandırmış, hadi gel düzeltelim. Çok güzel oldu. Oldu. Ay, tamam. Tamam. Siz ellemeyin. Orada kalsın. Hatta bakın bence orada daha iyi durdu. Değil mi? Ha. Hadi gel. Aa, eşyalarımı alayım. Ha. Buket'in kuzeni. Bir müsaade edersen ben eşyalarımı alayım, sonra siz içeri girin, tamam mı? Anlaştık mı? Ha? Tamam. Gerçekten çok sakarsın Yiğit. Evet. Çok haklısınız. Ben çok sakarım. Buyurun. Siz yerleşin, ben sonra bir ara alırım eşyalarımı. Ha? Alın. Az önce buradan geçen fırtınayı gördünüz mü? Vay 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 vay. Buket tam kendine göre birini bulmuş. Ya bunlar teker teker tamam da ailece bir araya gelince taş üstünde taş bırakmazlar. Taş üstünde taş mı? Ya bunlar taş bırakmaz. Ya dur, belki de tamamen tesadüftür. Hani böyle yeni bir eve gelmenin heyecanıyla, şaşkınlığıyla. Ha ha ha!
Ay ben polibandı almaya gidiyorum. Birkaç ufak tefek şey kırıldı da. Buket. Gitmişken bize de plastik çatalla bıçak alır mısın? Alırım. Bu bardak. Bari yemek yerken hastanelik olmayalım ya. Ben de kafayı gözü yarmana. Alo efendim şu ev usta. Hemen geliyorum. Siz hemen kaçın Serdar Bey, hemen kaçın. Biliyor musun şimdiden size içim nasıl ısındı? Öyle mi? Ne hoş. O zaman bu evde kalacağın kısa süre içerisinde... Kısa süre kalmayacağım ki, ben uzun süre kalacağım. Ne kadar? Hoş. Bak şimdi. Madem biz artık bu evde birlikte yaşıyoruz, ben evin her şeyine yardım edeceğim. Özellikle mutfağa. Bir orası kalmıştı. Görmediğin. Ay belki yardıma ihtiyacım vardı diye gelmiştim. Hem de çok. Ben sana yardım edeyim. Bana dokunma. Ben kalkarım. Kalk. Sen benim marketten ne almamı istemiştin? Peri Hanım'ın teyze, siz kaykaya mı başladınız? Evet, tam kapının ziline basıyordum, buna basmışım. Kendimi yerde buldum. Kim koydu Allah aşkına bunu kapıya? Allah Allah, kim koydu acaba? Ha, buyurun, buyurun, ne olur geçin. İyi ki geldiniz, yardımınıza çok ihtiyacım var. Vallahi Zeynep, size bir şey söyleyeyim mi? Sizi ben bile kurtaramam çocuklar. Hüsnü amcanız çıldırmış vaziyette. Bizi evden atmayı kafasına koydu galiba. Fikir edemen için şunu söyleyeyim. Ben çıkarken bir nakliye firmasına telefon etmiş, kamyon istiyordu. Hem de parasını kendi ödeyecekmiş. Ha? Elini çabuk tutsa çok iyi olur. Yoksa ortada bizi atacak, bir ev kalmayacak. Niye? Çünkü biz kirayı paylaşabilecek birini bulduk. Aa, çok güzel. Ben de Hüsnü'den zaten çocuklar bir kiracı bulur da kirayı denkleştirirlerse onları çıkarmasın diye söz almıştım. Evet ama önce onunla tanışsanız çok iyi olur. Bu o mu? Evet o. Hatta bu da o. Hatta bu da o. Gidip baksak mı? Ben gidemem. O kadar kapsamlı bir sağlık sigortam yok. Ya ne kadar sakarsın. Aman dışarıda hepimiz mutfaktaydık. Yoksa evin üzerinde mutfak bazı seni kala kalmıştın. Gel. Aa, Perihan Hanım teyzeciğim. Demek bak Perihan Hanım teyze. Aa, kaykayım. Şey, çok teşekkürler. Nereden buldunuz? Merve nerede mi? Hayır, o beni buldu kapıda. Ay. Perihan Hanım teyzeciğim, bu da Demet. Demet benim uzaktan kuzenim. Yani teyzemin kocasıdır. Buketçim, tamam, tamam. Ya bu Demet var ya, birkaç yıldır İstanbul'da ama üç ayda bir ev değiştirir. Allah Allah, neden acaba? Tam başka bir yere taşınacaktı. Dedim dur, gel bizde kal. Taşınmasına çok memnun oldum. Allah! Ay pardon, seni... Yok değil mi? Yok. Bizim için hiç fark etmez. Ay, ne şeker kız değil mi ama Perihan teyze? Öyle de bana biraz sakar gibi geldi. Sabaha kalmaz bu evi yıkar. Ha, çocuklar. Her şeyde bir hayır vardır. Ben Hüsnü amcanızı çağırayım da yeni kiracıyla tanışsın. Ben gelene kadar hiçbir şeye dokunmayın, anlaştık mı? Demek bulmuşlar 600 milyonu tamamlayacak birini. Evet Hüsnü, görsen çok tatlı bir kız. Gidelim tanışalım o zaman. Aslında bugün gördüğüm rezilliklerden sonra kalmalarına katiyen izin vermezdim ama sırf sana söz verdim diye Periş. Biliyorum Hüsnü'cüğüm, biliyorum. Sen ne yapar ne eder sözünde durursun. Hüsnü, hayatım sen Naciye'yi nereden buldun? Can nereden bulacağım ben Naciye'yi? Camda kiralık yazısını görmüş, gelmiş. Allah'ım gitti, gitti. Yok analarım gitti.
gitti. Mutfak dolaplarım gitti. Çift camlarımın çifti birden gitti. Amanın ben öldüm. Ben bittim. Vallahi Hüsnü Bey, ben öğleden sonra bilir kişi getirttirdim. Masraflara şöyle baktı. 4 milyarmış. Pardon, 3'müş. 3. 300 milyon. Ama tabii yani günde 300 milyon bir ayda bayağı bir masraf tutar gene. Ver ödeyemi. Hüsnü Bey, yani yeni kira kanununa göre masraflar depozitodan düşüyordu. Ama depozito yoksa... Belki biz vermemiştik. O zaman hiçbir şey düşmüyor. Bir de Allah muhafaza, yani kiracı elini kolunu sallayarak çıktı gitti. Bütün masraflar size kalır vallahi. Yapma ya. Kur'an çarpsın. Allah Allah. Zeynep, Buket. Bu tavan benim tepeme inmeden bu kız bu evden gidecek. Vallahi Hüsnü amcacığım, kirayı ödeyebilmemiz için o kızın evde kalması şart. Yani yoksa biz evden çıkmak zorundayız. Ki biz depozito vermemiştik. Gördün mü Hüsnü? İşte kiraya zam yapmasaydı bunlar başımıza gelmeyecekti. Ama ben o katı bir daha aynı kiraya katayım kirayı. Tamam, tamam, tamam. Zammam yok. 15 gün içinde eski kiranızı ödersiniz. Yeter ki bu kız gitsin. Tabii yani yılbaşı için davet eden edene ne demişler, kambersiz düğün, yiğitsiz yılbaşı olmaz diye. Ben de sizin yeriniz ayrı. Ben de bir arayayım dedim. Yani bu yılbaşı sizinle birlikte olmayı... Öyle mi? Oldu o zaman. Bir dahaki sefer inşallah. Alo. Ya ne haber ya? Yani sabahtan beri davet eden edene telefonum meşgul, siz aramışsınızdır, meşgul çıkmıştır diye arayayım hemen sizi dedim. Aramadınız demek. Ayıp ettiniz ama partinize çağırıp affettirirsiniz beni herhalde. Ettiremezsiniz demek. Oldu. Başka zaman inşallah. Tabii yani bugün davet edildiğim bu 9. parti. Anca 5'ine gidebiliyorum. Sizi de ilk 5'in içerisine sokmaya çalışırım. Yani lütfen, çok ayıp. Yani olmaz. Yani dostluğumu parayla kazanamazsınız. Hey kızlar. Siz burada mıydınız? Yani hiç fark etmedim ben sizi. Kolay gelsin Yiğit. Vallahi kapış kapış gidiyorsun bu yılbaşı. Vallahi 9 tane partiden çağırdılar. 5'ine anca yetişebiliyorum. Kimseyi kırmamak için 4 tane daha bana ihtiyacım var. Siz yılbaşı için İzmit'e ailenizin yanına gitmiyor musunuz? Gideceğiz, gideceğiz. Biz bir şeyler atıştırıp eşarımızı toplamaya geldik. Oldu. En iyisi bu. Çünkü siz de burada kalırsanız tutturacaksınız yılbaşını birlikte geçirelim, birlikte geçirelim diye. Sizi de kırmak zorunda kalacağım. Doğru. Alo, ne haber? Ne yapıyoruz bu akşam? Ya benim, ben Yiğit ya. Sınıf arkadaşın. Hayır, onun önünde oturan. Hah, onun da arkasında. O ikisinin arasında. Evet. Bu akşam için bir planınız var mı? Ha, yok demek. Oldu. O zaman bir dahaki yılbaşına. Buket. Yiğit bize numara yapmış. Hiçbir yere davetli değil. Ay. Yapma ya. Onu bırakamayız böyle bir başına. Evdekilere yarın geleceğimizi söyleyelim. Üçümüz bir plan yapalım ha. Ne olabilir? Vallahi bu hediyeleri aldıktan sonra bende tek kuruş kalmadı. Buldum. Evde bir yılbaşı partisi verelim. Böylelikle hiç para harcamadan eğlenebiliriz. Evet. Harika bir fikir. Hadi iyi de söyleyelim. Bir dakika, bir dakika bak. Hiçbir yere davet edilmediğini bildiğimizi ona belli etmeyelim, tamam mı? Hatta bugün yılbaşı olduğunu bildiğimizi de hiç belli etmeyelim. Şüphelenmesin. Of of. Hangi partiye gideceğime bir türlü karar veremedim. Ya biliyoruz. Biliyoruz Yiğit'im. Yani onca partiye davet edildin ama... acaba diyoruz biz burada kalsak... ve evde çok güzel bir yılbaşı partisi düzenlesek ve seni... Kabul! De... etmek isterdim ama... bunun için çok yalvarmanız lazım. Yiğit, lütfen. Tamam, tamam. Madem bu kadar ısrar ediyorsunuz. Harika. Bu akşam deli gibi eğleneceğiz. Nasıl Hüsnü amcalar yılbaşını kutlamaya Perihan teyzenin kız kardeşine gittiler. İstediğimiz kadar gürültü yapabiliriz. Evet. Hayatımda bu kadar utandığımı hatırlamıyorum Hüsnü.
Yine de nazikçe uğurladılar bizi. Başkası olsa İzmir marşıyla yollardı. Ben de Mehter marşıyla binmiştim tepesine. Ya bak ya. Sanki sarhoş sarhoş arabasıyla apartmanın girişine dalıp giren bendim. 4 yıl önce olmuş bir olayı. 4 dakikada bir adamın kafasına kalkman şart mıydı? Demiş efendim, rakı şişede durduğu gibi durmuyormuş. Rakı şişede durmuyorsa senin arabanla apartmanın girişinde 3 gün durman şart mı? Kapıcı Allah'tan 4. katın girişine merdiven dayadı da oradan girip çıkmak zorunda kaldık. O kadar da değil Hüsnü, abartma. O kadar, o kadar periş. Ayrıca o merdivenden düşen bendim, sen değil. Bak 4 yıl geçti. Hala elimle işaret edemediğim yerimde üzerine düştüğüm çakıl taşının izi var. İlla da lafı döndürüp dolaştırıp merdivenden taşın üstüne nasıl düştüğünü anlatman gerekmezdi. Getirmedim ki, laf kendi geldi durdu. Neymiş efendim? Uludağ'a gitmişler. Daha ne yapılır? Tırmanılır. Başka neye tırmanılır? Merdivene. Geldi mi laf? Papağan almışlar. Papağan nedir? Kuş. Kuş ne yapar? Uçar. Uçamazsa ne yapar? Düşer. Geldi mi laf? Efendim, Kabataş'ta tünel yapılıyormuş. Kaba taş. Kabataş'ta neler var? Taş var, değil mi? Başka ne var? Kaba. Orası neresi? Benim üzerine düştüğüm taşın iz bıraktığı yer. Senin bu davranışın yüzünden bizi asla bir daha evlerine çağırmazlar. Bak senin bu kardeşinle kocası bizi sevdiklerinden çağırmıyorlar perişim. Bunlar gösteriş meraklısı insanlar. Geçen sene niye çağırdılar bizi biliyor musun? O yaptırdıkları çelik kapıyı göstermek için. Kapıyı açana kadar herif bana 8 defa çaldırdı kapıyı ya. Şakır şakır yağmur yağıyor, midemi üşüttüm. Yani o yüzdendi akvaryumun içine yaptığın rezillik. 8 duble rakıdan değil. Değildi tabii yani. Senin yüzünden hayvanlar çakır keyif olup akvaryumun camına çarptılar kafalarına. Hoppa. Ha? Tamam, güzel. Nasıl oldu? Bence gayet iyi. Tamam, ben bir de uzaktan bakayım. Alemin ben ya, bu kenarı tutmadan nasıl anlayacağız ki? Sen şimdi o tarafı biraz kaldır bakayım. Biraz daha, biraz daha. Ha, tamam, güzel. Şimdi öbür tarafı da kaldır. Gönlüm, önce bu kenarını bir yapıştırsak. Aa, doğru söylüyorsun. Kolibandı masanın üstünde. Getir o zaman. Ay Zeynep, alemsin yani. Birinin burada durup herhalde bezin yerinden oynayıp oynamadığını kontrol etmesi lazım, değil mi? Buket, ben bezi tutuyorum. Tamam, kolibandını almak için bırakacaksın. Kolay gelsin Zeynep, yardıma ihtiyacın var mı? Evet Yiğit, şu kolibandıyla şunun kenarını yapıştırır mısın? Derhal. Buket, nerede benim hediyelerim? Hah, sakladım. Bakalım bulabilecek misin? İnan çok zor olacak. Ya. Tamam tamam, acıdım ben şimdi. Sen sabaha kadar hediye ararsın. Tata! İnan en son bakacağım yer. Ya. Bunlar da sizin hediyeleriniz. Ay, bayılırım yılbaşlarına ben ya. Senin? Yeni yeni bir yıl gelmişti. Eskisi sona ermişti. Yeni yeni bir yıl gelmişti. Teşekkür ederim Zeynep. Güle güle Yiğit. Teşekkür ederim Buket. Ya Zeynep, neden çorap alacağını bana söylemedin? Sen neden bana söylemedin Buket? Çünkü önce ben aldım. Hayır efendim, önce ben aldım. Ayrıca senin o hediyeyi değiştirecek vaktin de vardı. Ne zaman? Yiğit benim hediyemi açtıktan sonra. Ya kızlar ya, tartışmayın. İkinizin hediyesi de çok güzel. Şimdi barışın bakalım. Açın bakalım hediyeleri. Dur önce ben. Ay Yiğit. Aa, bu harika bir şey. Ay Yiğit, süper bir şey. Ya itiraf etmeliyim ki hediye seçme konusunda Allah vergisi bir yeteneğim var. Senin o pembe bluzun var ya, bu onunla harika olacak. Ay evet. Ha bir şey diyeceğim. Hani senin turuncu ayakkabıların var ya. Evet. Bununla süper gider. Sağ ol Yiğit. Tam istediğim hediye. Okey Jimmy. Happy New Year. Oo Buket Hanım. Umutlu yıllar. Ay çok teşekkürler ya. Sağ olun, bizi kırmadınız, davetimizi kabul ettiniz Serdar Bey.
Yani sizi kıracağıma İngiltere Büyükelçisi'ni kırarım. Zaten nitekim kırdım. Duymuşsunuzdur herhalde. Sağ olsun beni İngiltere Büyükelçiliğinin yılbaşı resepsiyonuna çağırmış. Ben de işte gidecektim ama tercihimi sizden yana kullandım. Siz İngiltere Büyükelçisi'ni tanıyorsunuz demek. Buket Hanım sormayın. Bu İngiltere çok küçük bir yer. Böyle küçük bir bankaya bir fon alıyorsunuz. Batmaktan kurtarıyorsunuz. Ondan sonra memlekette sizi tanımayan kalmıyor. Kimler geliyor büyük partiye? Ben kimi çağıracağımı çok iyi biliyorum. Türkiye'nin en güzel, en muhteşem, en harika kızını çağıracağım. İyi de ikimizden birini çağıramazsın ki. Ya biz zaten buradayız. Hayır, Banu. Okula yeni geldi. Ve bana hayran. Sesimi duyunca bayılacak. Alo. Ne haber yavrum? Ben Yiğit. Dedim ki senin sesini ve tenini hissederek bu yılbaşına girmek istiyorum. Sen de benim o güçlü kollarımda yılbaşına gir... Kızınız evde miydi acaba? Size de iyi seneler. Hüsnü ne yazıyorsun? Yeni yılda pahalanacak sebze ve meyvelerin listesini yazıyorum karıcığım. Yeni yıl girmeden evvel bunlardan hepsinden en az 5'er kilo alıp bir aylık stok yapmak lazım. Üstüne bu eve 5'er kilo aldığımız şey sadece akşam yemeğine yeter. Eğer sen bir aylık stok yapmak istiyorsan koca bir ambar tutmamız lazım. Nasıl? Ben öyle köz köz evde oturmak istemiyorum. Ya ben perişimi köz köz oturtturur muyum bu canım gecede ya? Yeter ki sen benden hareket iste. Ben sana dolmalar yaptırırım. Hünkar beğendiler yaptırırım. Künefeler yaptırırım. Hepsini teken teken servis yaptırırım. Bir dakika oturamazsın valla. Sen uğraşamamışsın. En iyisi gidip de çocuklara sorayım. Eğer başka planları yoksa bari onlarla geçirelim yeni yolu. Aman yandık desene bu yılbaşı gene kafamda kelebek uçacak. Başka şeyler uçacak belki de. Anladım. Anladım. Nereye dedin? Sen de mi Tıkabasa'daki yılbaşı partisine gidiyorsun? Tamam. Oldu o zaman iyi eğlenceler sana. Hayırlısıyla listeyi tamamladık. Şimdi skoru söylüyorum. Tıkabasa 20, Yiğit Buket Zeynep 0. Ya biz Tıkabasa'daki herkesi tanıyoruz. Nasıl çağırmazlar bizi oradaki partiye? Yiğit'in oraya olan 2 aylık borcunu ödememesi bir sebep olarak gösterilebilir mi acaba? Hayır. Ama bizi çağırmamaları onların zararına. Çünkü o borcu bu akşam ödeyecektim. Feyyan Hanım teyzeciğim. Biz siz kız kardeşinizle yılbaşı kutlayacaksınız sanıyorduk. Ben de öyle sanıyordum Buket. Niye döndünüz? Hüsnü ile bizim eniştenin pek iyi geçinemediği kanısına vardım. Nereden? Birbirlerine attıkları yumruklardan. Neyse. Çocuklar, bu akşam bir planınız yoksa bize gelin hep birlikte kutlayalım yeni yılı. Ha? Çok sağ olun. Ay çok teşekkür ederiz Feyyan Hanım teyzeciğim. Geliriz tabii ya. Biz de kendimize yapacak bir iş arıyorduk zaten. Harika. Güzel bir sofra kurarım. Yeriz, içeriz, şarkılar söyleriz, danslar ederiz. Hatta tombala bile oynarız. Ben hemen gidip alışveriş yapayım. Şeyim siz çocuklar. Bana bak 9'u sakın geçirmeyin ha. Ben de gönül çektim eskiden. Ben de hayatım bir sevden. Her şey bir. Tombala. En sevdiğim oyun. Yani uzun eşekten sonra. Ay ne eğleneceğiz, ne eğleneceğiz, ne eğleneceğiz. Yani Feyyan Hanım teyzenin bizi çağırması bence çok ince bir davranış. Tabii. Yapacak başka işleri olmadığı için evet ince bir davranış. Alo. Caner. Tıkabasa'dan Caner. Evet Caner. Evdeyiz. Tamam oldu. Bizim de işimiz gücümüz yok zaten. Geliriz. Tamam oldu bay bay. Tıkabasa'dan Caner yılbaşı partisine çağırıyor. Yaşasın ya. Tıkabasa'daki partiye gidiyoruz. Hayır gidemiyoruz. Çünkü biz Perihan Hanım teyzelere davetliyiz. Buket haklı. Az önce kadına söz verdik. Ay. Ya tamam boş verin. Belki aşağıda daha çok eğleniriz. Ya Zeynep. Ya herhangi bir şey yaparak da daha çok eğlenebiliriz. Yani hiçbir şey yapmadan da daha çok eğlenme ihtimalimiz var. Bütün gece şurada oturup örgü örsek mesela daha çok eğleniriz. Ne kadar bencilsin. Sadece kendi eğlenceni düşünüyorsun. Eğer gitmez
gidersek Perihan Hanım teyzelere çok ayıp etmiş oluruz. Eğer gidersek de kendimize çok ayıp etmiş oluruz. Olsun. Kendimizi ayıp etmek başkalarını ayıp etmekten iyidir. Hem ne demişler? İğneyi kendine, çuvaldızı da... Çuvaldız... Hangisini kime batırıyorduk ya? Durun bir dakika ya. İkisine de gidebiliriz. Hüsnü amcaya eğer iki duble rakı içirebilirsek saat 10'da uyur. Biz de iki partiye de gideriz. Doğru. Ben hemen gidip buzdolabındaki küçük rakıya hediye paketi yapayım. Yiğit. Ne yapıyorsun? Niye benim hediye ettiğim çorabı giymiyorsun? Ah, pardon Zeynep, dalmışım. İşte hazır. Ah, Yiğit. Neden benim hediye ettiğim çorabı giymiyorsun? Bravo Hüsnü. Hayatında ilk defa bir yılbaşı harcına para verdin. Doğru söylüyorsun vallahi. Dünyanın parasını verdim, yüreğime oturdu. Öyle değil mi Hüsnü? Çok iyi bir yatırım yapmışsın. Yılbaşı geçtikten sonra bunu arabanın dikiz aynasına takarsın. Koku diye sallanır. Yeter mi boy? Dalga geçme Allah aşkına ya. Ne olacak? Koca çam alacağız, dikeceğiz kapının önüne. Büyüyecek, ağaç olacak. Dang dung insanların kafasına kozalakla düşecek. Maazallah değil mi? Her şeyin başı sıhhat. Yakmayacaksın değil mi o lambayı? Biliyorsun geçen ay elektrik faturası çok yüksek geldi. Ben bunu bir sene durmadan yaksam... ...senin yediğin bir dolmadan daha az masrafı olur. Hoş geldiniz. Yeni yıl sizlere kutlu olsun. Yeni yıl bizlere kutlu olsun. Hoş geldiniz. Size de kutlu olsun. Oo, bu ne güzel bir yılbaşı filesi. Vay besme, vay. Üstü amca, yeni yılınız kutlu olsun. Buyurun, hediyeniz. Oo, güzelim. Aç. Açtım. Akı çıktı. Düşünmeliydim, tahmin etmeliydim. Aç. İç. Bir bardak verin bari ya. Biraz da buz alsa. Derhal. Ay. Eridi tabii sıcaktan. Aklıma da gelmişti. Buz eriyor değil mi sıcaktan? Tavuk harika olmuş Perihan teyze. Evet. İnanır mısınız? Yiğit evde yerinde duramıyordu. Bir an önce akşam olsa da Perihan teyzelere gitsek diye. Gerçekten. Ya nasıl sabırsızlanıyordum hep birlikte dantel öreceğiz diye. Anlamadım. Tombala oynayacağız diye. Ayıp ama Serdar Bey. Buket Hanım, vallahi yanlış anladınız. Ben Yiğit'in ayaklarına bakıyorum. Sizin taş gibi bacaklarınıza bakmıyordum. Yani farklı çoraplar giymiş ayaklarına da ona bakıyordum ben. Kelebek ne lan bu? Bu yeni moda. Yani ne öyle ne böyle. Bir tane aynısından bir çift daha var. Ne değişik modalar var değil mi Buket Hanım? Beş kız, şu Amerikan salatasını, turşuyu, patlıcan ezmeyi Haydari'ye uzatsana. Gerek yok hayatım. Aç ağzını, ben atarım senin ağzını onları. Yiğit bu kaçıncı dolma? 4. 3 tane de Serdar yedi, 7. 2'şer tane Buket ile Zeynep geldiler, 11. Biraz bırakın da 3-5 tane dolma yiyelim oğlum. Sen 3-5 tane yemiyorsun ki 3'er 5'er tane yiyorsun. Üstelik de baksana tabağında 5 tane dolma var. Yani aşk olsun Periş. Sen de benim tabağımdaki 5 tane dolmayı görüyorsun değil mi? Al istemem, yemiyorum. Al teşekkürler. Ne oldu? Buyurun çocuklar, dolma yiyin. İlahi Hüsnü. Ha 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 ha!
Bir şey oynayalım bari. Hayda, bu yaştan sonra ne oynayacağız kadın? Saklambaç mı? Buket Hanım, saklambaç oynarsak benim yatak odasında saklanalım. İşte hayatta bulamazlar. Tamam Uçin, sen de gel, tamam. Şimdi en iyisi ben size biz kambil oyunu göstereyim. Saklambaç yerine. Herkese yeter. Periş nerede bizim 52? Yatak odasında. Malum bütün gece sıkıntıdan fal açıyorum yatakta. Of of. Tıkabasa'daki partiyi düşünme. Tıkabasa'daki partiyi düşünme. Nasıl düşünmem? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Ben sana söylemiyorum ki, kendi kendime konuşuyorum. Yes Jimmy. Yes Jimmy. Jimmy kim ya? İngiltere Büyükelçisi. Okey okey. Okey Jimmy. Okey okey. Okey Jimmy. Okey'e dördüncü mü lazımmış? Üstü Bey ya, bildiğiniz gibi değil yani, beni davet ettiler şimdi, sana çok ihtiyacımız var, gel diyorlar. Hem bir uluslararası bir vazife bu yani, ne de olsa. Onun için benim böyle gitmem lazım. Hepinize iyi yıllar arkadaşlar. İyi seneler, iyi yıllar. Al bakalım üstünü. Evet, şimdi efendim size şahane bir numara göstereceğim. Evet. Şimdi buradan bir kağıt seçeceksin bakalım. Ve ben onu zihin gücüyle, yalnız zihin gücüyle bulacağım. Karıştırma kızım, niye karıştırdın? Yok ya, tamam. Şimdi ben şey edeyim, şöyle bir karıştıralım. Evet. Şimdi şuradan seç bakalım. Tamam. Ondan başka. Ya sen bırak, neden bunu şuradan çeksene kızım. Şimdi ver sen onu bana. Yok, al sen bunları. Bu bende kalsın. Yok. Sen şimdi, ben o kağıdı bulacağım şimdi. Karo yedili. Evet. İşte bu kadar. Bu hissetme meselesi bu. Kafam bravo. Beyiz. Bravo. Buket ver bakayım şunu bana. Ver ver ver. Aa. Ne rengi bilmişsin, ne rakamı üstüne. Sinek üçlüsü. Ya niye bana yalan söylüyorsun kızım ya? Mutlu olun diye. Serdar Bey nerede? İngiliz Büyükelçisi çağırdı. Niye? Konuşmasından anladığım kadarıyla okey'e dördüncü lazımmış. Tamam. 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 Evet, şimdi size Periş'in bile bilmediği, şimdiye kadar herkesten sakladığım bir becerimi göstereceğim çocuklar. İlahi Hüsnü, 25 sene sonra nihayet de bari çocukların gitmesini bekleseydin. Evet hanımlar beyler, şimdi kulaklarınızın pasını sileceğim. Yalnız özür diliyorum, çok uzun zamandır çalmadım. Önce bir alışmam lazım. Tamam. Nasıl, alıştım değil mi? Şimdi sabaha kadar size bir müzik ziyafeti çekeceğim. Keyfine daldık. Zaman geçivermiş. Saat de 11:30 olmuş. Gece mi gündüz mü? Benim bir an önce gidip yatmam lazım. Yarın sabah erken kalkıp sınava çalışacağım da. Öbür gün sınavım var. Ama iki akım ol kalsaydın Yiğit. Yani Perihan teyze çok isterdim ama yarın sınavımı geçemezsem diplomamı alamam. Evet, kızlar iyi geçeler. Biz de seninle beraber yatalım. Ne? Ha yani şey, aynı anda ama farklı farklı yataklarla. Pelin teyze, her şey için çok teşekkürler. Muhteşem olmuş yemekler falan. Bay bay, görüşürüz. Kesinlikle her şey harikaydı Pelin teyze. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz her şey için. Mutluyum ben. Yine beklerim sen de bu sahneyi. Tabii geliriz, tabii. Bir dakika. Oh, özgürlük. Geri öpeceğim. Ya, 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 saçmalama. Yiğit'e duyacaklar, şimdi ayıp olacak.
tebrik ederim üstünü. Ne için? Dünyanın en sıkıcı gecesi dalında kendine ait rekoru kırdığın için. Nihayet kaçırdın çocukları. Kaçırdım değil mi? Hele şu borazandan çıkardığın o iğrenç sesler dayanılır gibi değildi. Dayanılır gibi değildi değil mi? Ay ne söz diyorsun üstüne? Planım tuttu da ona seviniyorum kız. Demin telefondan aradılar ya, tıka basadandı ve bizi yılbaşında onur konuğu olarak davet ediyorlar. Ne de olsa cironun yarısını senden çıkarıyorlar. Normaldir. Ama sen de itiraf et. Sen de dışarı çıkmak, hareket etmek istiyordun. Değil mi? Doğru. Hüsnü. Dans da eder miyiz? Ederiz tabii. Ben geliyorum. Hüsnü çalıyor. Ay. Valla dünyanın dört bir yanında böyle yılbaşı partilerine katılırım. İşte New York'ta, Paris'te, Londra'da. Gerçi bu sene de davet edildim hepsine ama gitmedim. Hani bir laf vardır. Bülbülü altın kafese koymuşlar. İlle de vatanım demiş. Ünlü borsacı Serdar'ı da altın kafeye koymuşlar. İlle de tıka basa kafe demiş. Eyvah. İşte müzik, işte eğlence, işte yeni yıl. Cümleten hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Merhaba. Tanıştırayım, ben Yiğit. Ana, Serdar Bey. Uçuç, şaşırdın değil mi beni burada görünce? Hiç beklemiyordum. İşte böyle suçüstü yakalarlardım. Serdar Bey, siz İngiliz Büyükelçisi'nin davetine gitmeyecek miydiniz? Evet, gittim. Büyükelçinin kızı çok sıkıldı. Ben de dedim onu bir çıkartayım, gezdireyim, hava aldırayım, Türkçe öğreteyim. Değil mi Meri? Meri de kim ya? Benim adım Suna. Nasıl ama? Ana dili gibi değil mi? Nasıl konuşuyor Türkçeyi? Hadi Meri bana kola al. Koş Meri koş. Tamam tamam, itiraf ediyorum. O büyükelçinin kızı değildi. O %100 Türk kızı. Adı da Suna. Büyükelçinin kızı taksiden atladı yolda. Serdar Bey, niye itiraf etmiyorsunuz hepimize ekip buraya geldiğinizi? Zeynep Hanım, teessüf ederim yani. Ben buraya geldiysem sizlerden önce bunun tek bir nedeni olabilir. Sizler için yer tutmak. Tamam, hadi dans edelim. Hadi. Hadi Buket doğru söylüyor, dans edelim. Hüsnü amcalar! Hadi Hüsnü dansa. Ya dur, önce bir duracak yer bulalım. Buket. Perihan Hanım teyzeciğim. Ne işin var burada? Bilmem. Evet. Oh be, dünya varmış. Hey, bir garson gel, barmen. Hoş geldiniz Hüsnü Bey. Hoş gördük canım. Ya evde çoluk çocuğu idare etmekten bıktım sandım. Getir yiyecek, içecek bir şeyler. Vay Hüsnü Bey vay. Biz çocuğuz ha. Hiç yakıştıramadık. Saçmalama Yiğit. Biz adamı ektik de geldik buraya. Sus. Ben de onu size yakıştıramadım. Serdar Bey, siz de hepimizi ektiniz ama. Onu da kendime yakıştıramadım. Şşş. Zaten bizi görmediler. Ne bu Periş? Yine hemen kendine dans edecek birini buldun mu? Ay. Aa, Buket. Yeni yılınız kutlu olsun Hüsnü Bey amca. Senin de canım. Bana bak. Yoksa buraya gelmek için mi bizi ektin? Sen de ekmeklerine yağ sürdün ama borazanınla. Yok yok Hüsnü Bey amca, olur mu? Ya bizim bu Yiğit'le Zeynep yattılar. Ben buranın gürültüsünden bir türlü uyuyamadım. Döndüm yatakta kokoreç gibi bir sabiş. O sonra geldim siz bu müziği kapatın diye. Sonra bayılmışım. Bir uyandım, pisteyim, dans ediyorum. Buket kendini bizim için feda etti arkadaşlar. Tek bir çaremiz var, kaçıp kurtulmak. Yürüyün, yürü. Ben yardım edeyim. Hadi, dans edin. Nereyesin? Baksana nereye gidiyor kaçaklar. Sizi gidiler sizi. Demek beni uyuyoruz diye kandırıp partiye gelirsiniz ha? Evet,
Buket Hanım çok haklı. Yaptığınız çok yanlıştı. Neyse canım. Herkesin yani yanındakinden bir açıklama beklentisi var değil mi? Ama asıl beklediğimiz ne? Yılbaşı. Demek ki kader bizi yılbaşında beraber kutlamaya hazırlamış. Hadi eğlenelim. Boş verin ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4...